Dünya borsaları çarşamba günkü Amerika enflasyon verisi öncesi sakin bir seyir izliyor. Asya borsaları beklentilerden güçlü Çin ihracatı sonrası pozitif bir seyir izliyor. İthalat sert bir şekilde daralırken artmaya devam eden Çin ihracatını iyi haber olarak okumuyoruz. Borsa İstanbul uzun bir aradan sonra güçlü bir yükselişle kritik 4500 direncinin üzerinde kapandı. Özel bankalar ve holdinglerle başlayan yükseliş genele yayıldı. Ancak yükselişi destekleyen rekor bir hacim söz konusu değil. Teknik göstergeler 4500 psikolojik direncini aşan Borsa İstanbul'da yükselişin devam edeceğini işaret ediyor. Dünkü sert yükselişe rağmen endeks sene başından beri %20'ye yakın değer kaybetti. Değerlemeler hala makul. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 4500 ve 4640. Ancak oynaklık yüksek olacak. Piyasa seçim sonuçlarını banka ve holdinglerde sert alışla fiyatlıyor. Biz ikna olmuş değiliz. Eldeki veri bıçak sırtı bir seçim olacağını gösteriyor. Anket şirketlerinin sapması normalin üstünde olabilir. Koç Holding ve Anadolu Grubu Holding hisselerinde seçimden bağımsız bir yükseliş öngörüyoruz. Beklentilerin üzerinde sonuç açıklayan Türk Telekom'da pozitif, altında kalan BİM ve Petkim'de negatif tepki bekliyoruz. Sabancı'da sürpriz yok, özel bir tepki beklemiyoruz. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Anadolu Efes, Koç Holding, Migros, Şişecam ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.